Efendim bu noktadan itibaren siyasette yaşadığımız gelişmeleri ve seçim sonuçlarının özellikle e, yansımalarını e, konuğumuz gazeteci Altan Sancar'la konuşacağız. E, Altan Sancar skype hattımızda bizi bekliyor. Altan 47 yılın ardından e, CHP'nin e, haritanın rengini kırmızıya boyamasının e, temel etkenleri neler diye soracağım sana. Özgür Özel Sözcü Televizyonuna yaptı, e, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamasında sıklıkla değişim vurgusunun altını çiziyor. Sen nasıl bakarsın bu açıdan? Şimdi seçim akşamı saat e, yanlış hatırlamıyorsam iki buçuk üç civarıydı. Artık yavaş yavaş CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyorduk sekizinci katta. E, CHP'nin önemli isimlerinden Bülent tezcan ile karşılaştık. Bülent Bey'e sordum e, ne yaptınız diye. E, dedi ki biz değişimi başardığımız için aslında bunu başardık. E, çünkü toplum bize kendisini değiştirebilenler ancak bu toplumu ve ülkeyi değiştirebilir diye yaklaştılar ve bu sebeple biz bu seçimi kazandık dediler. Haklıydı. Şimdi sizi 29 Mayıs sabahına götüreyim. 29 Mayıs 2023 sabahına götürmek lazım. 28 Mayıs'ta seçimler sonuçlanmış. Özellikle muhalif kamuoyunun üzerinde inanılmaz bir kara bulut hakimdi. Muhtemelen gençlerin bir bölümü valizlerini topluyordu. Gençlerin bir bölümü acaba nasıl gidebiliriz diye düşünüyordu. Sadece onlar değil çalışanlar da bu ülkenin belki de bilimsel anlamda iş anlamında üretecek birçok insanı da gitme hazırlığı yapıyordu ki bir kısmı ne yazık ki gitti. O sabah 29 Mayıs sabah Ekrem İmamoğlu değişmeyen tek şey değişimdir diyerek bir video yayınladı. Evet. O video aslında bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birçok yerinde belediye kazanmasına... ...ve 47 yıl aradan sonra Türkiye'de birinci parti olmasına sebep oldu. Aslında 29 Mayıs sabahı bugünkü tablonun temelleri atılmıştı. CHP'lilere baktığınız zaman önce kurultay kurultay tartışmaları sonra aday belirleme sonra da yerel seçim gündemi derken aslında bir yıldır CHP'liler bu günleri hazırlıyorlardı kendi cephelerinden. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok konuştu, çok eleştirildi. aday belirleme yöntemleri eleştirildi, adaylarla ilgili yaptığı açıklamalar eleştirildi. Ki, ki, kimi noktalarda ben de eleştirdim. Fakat ee, Özgür Özel ben biliyorum ve ben buradan başarılı olarak partimin çıkacağına inanıyorum dedi ve nihayetinde böyle bir tablo çıktı fakat aynı zamanda belirlenen adayların çalışma biçimleri de burada önemliydi yani e, klasik miting yapma klasik halka seslenme yönteminden ayrılan ve doğrudan birebir seçmenle iletişim kuran, elbette ki yerel seçimlerde bu biraz daha kolay olur. E, dar bir bölgede çalışırsınız ama e, adaylar, birebir iletişim kuran adaylar bunun e, getirisini sağladı. Yani İstanbul'dan birkaç örnek vereyim size. Fatih'te her ne kadar Fatih kaybedilmiş olsa da Mahir Polat'ın yaptığı e, ya da e, Beyoğlu'nda İnan Güney'in Tuzla'da evet. e, Eren Ali Bingöl'ün yaptığı tam olarak buydu. E, bunun benzeri Ankara'da geçerli. Bunun benzeri İzmir'de geçerli. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra birinci yaptı ve en önemli nokta da şu, onu da atlamamak lazım. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere hı hı. bu ülke bütün yoksullarına biz sosyal demokrat belediyeler olarak sizin yanınızdayız mesajını güçlü bir şekilde verdiler. Yani sadece AK Parti kaybetmedi bu seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Ee, iktidar medyasını oluşturmaya çalıştığı gibi sadece AK Parti kendi hatalarıyla kaybetmedi. CHP doğru yaparak kazandı, onu da hatırlatmak lazım. Evet, bu e, önemli bir vurgu. Şimdi e, özellikle hep e, liderlik nosyonu olan insanlar e, kategorisinde ilerlediğimizde e, CHP'nin bence önümüzdeki e, değil 20-50 yılı çok parlak görünüyor. E, bu da belki evet. yine değişimle çok ilgili. E, MKYK ve MK kadrolarının e, belirleniş sistemiyle çok ilgili ve bunların her birinin tartışılmasıyla, hepimize kamuya açık olmasıyla çok ilgili. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu liderlik ya da özellikle bakanlar noktasında da arayış söz konusu. Ve önümüzdeki süreçte eğer Cumhurbaşkanlığı seçimleri için konuşacak olursak, meydanların çağrıları iki büyükşehir belediye başkanı üzerinden ilerliyor. Şu an için şimdilik diyelim. Sen geleceği nasıl öngörüyorsun bu noktada? Ve bir de tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra yoluna devam edip etmeme ihtimali olan bazı isimler söyleniyor hep kulislerde. Bir de o kısmını soracağım. İki soruyu bir arada yöneltmiş olayım. Önce CHP açısından başlayayım. Muhtemelen CHP önümüzdeki 20-25 hatta 30 yıllık kadrolarını yetiştirme yoluna girdi. E, baktığımızda çok sayıda genç belediye başkanı, baktığımızda çok sayıda genç parti meclis üyesi, MYK üyesi bulunan bir parti. Yani yaş ortalaması 40 ile 45 arasında, hatta 46 arasında olan bir parti konumuna geldi yönetici olarak. Belediye başkanlarında yaş ortalaması yani e, 30'un 30 civarına kadar gelmiş gelmiştir, 30 yaşında olan belediye başkanları var ve bu insanlar yarın bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde belki de bu ülkenin yönetiminde görev alacak insanlarlar. Yani sadece CHP belediye başkanı adayı göstermedi onlar. Aslında CHP'nin ve Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak çalışacak insanlar var artık Türkiye'nin ve CHP'nin yanında. Bir gençleşme hedefi vardı CHP'de bu bunu başardılar. Bir kadınların daha ağırlıklı olarak ki daha da artırılması gerektiğini de söyleyerek bunu belirteyim. daha ağırlıklı olacağı bir belediye yönetimleri belirliyorlar. Ya yani mesela İstanbul'da Sinem Dedet Taş muhtemelen önümüzdeki yıllarda parmakla gösterilecek bir insan olacak. Evet, evet. Yani aldığı kurumu borç batağından çıkarıp artıya geçirmek kıparmakla ee, gösterilecek bir yönetici olacak. Buna ek olarak e, yeni genç e, sadece siyasette siyaset olarak değil aynı zamanda bilimle birleştirip şehircilikle birleştirip birçok farklı şeyle birleştiren insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle İstanbul'dan yine örnek vereceğim. Ee, bu az önce görüntüye de geldi. ...Emrah Şahan mesela önümüzdeki dönemde adını çok duyacağımız hı hı. insanlardan biri olacak. Ee, ya da Rıza Akpolat adını önümüzdeki dönemlerde çok duyacağımız insanlardan olacak. CHP artık AK Parti'nin bu açıdan önüne geçti. Hı hı. Çünkü artık kadro yetiştiriyor. Sadece ama sadece delege hesabıyla sadece e, parti içi dinamikleri korumak amacıyla aday gösteren bir parti olmaktan çıktı ve bunda başta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in büyük emeği var. AK Parti kısmına gelecek olursak, ee, AK Parti bir devrim yaparak geldi aslında kendi cenahında ve kendi evlatlarını yemeye başladı. Ee, bugün farklı partilerde olan, bugün AK Parti ile ilişkisini kesen, bugün siyasetle temelde ilişkisini kesen birçok insan aslında AK Parti döneminin hayatımıza kattığı insanlardı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına yönetme, tek başına karar alma ve yegane olma arzuları bütün bunları egale etti. Ve bakın İstanbul'a ve bakın Ankara'ya aday bulamayacak noktaya geldiler. Ve artık kendi içlerinden milletvekili olmasalar bile bakan çıkaramayacak noktaya geldiler. Ak Parti bunun sıkıntısını yaşıyor. Ne olacağını da söyleyeyim. Evet e, İsmail Saymaz da yazdı. Mevkada değişiklikler olacak. Evet kabinede değişiklikler olacak. Ama AK Parti'de ama Erdoğan'da daha bu sabah saat 11 sularında yine AK Parti'nin iki ayrı MYK üyesi kendileri arayarak dün bir haber yazmışım. Onun üzerine söylediler. Ve şu tabiri kullanıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok radikal kararlar alacak diye. Hı hı. Ee, ben bu radikal kararlardan kastım ne olacağını sordum. Yani e, başkanlık sistemi mi gidecek parlamenter sistem mi gelecek diye. Buna bir yuvarlak bir yanıt verip yeni bir anayasa konuşmamız lazım diyorlar. Bir AK Parti daha doğrusu Erdoğan Türkiye'nin önüne bir anayasa getirecek. Hı hı. Bu anayasanın kapsamı ne olacak bilmiyoruz. Ama muhalefet pazarlık yapmadan bunu yapamayacak konuma gelmiş durumda. İkincisi, belki önümüzdeki dönemlerde biz bağımsız cumhurbaşkanı olma, tarafsız cumhurbaşkanı olma arzusunun yeniden Erdoğan'da öne çıktığını göreceğiz. Ve partisiyle yollarını yani en azından resmiyette ayrıla, ayırabileceği bir noktaya doğru gideceğiz. Ve e, çünkü... Erdoğan ayrı, AK Parti ayrı, saray ayrı, AK Parti ayrı gibi bir durumumuz var. Hı hı. Yani sarayda mehmet uçumlardan dönüp AK Parti içerisinde babuşçulardan bahsediyoruz. <laughs> Bu sebeple AK Parti ciddi bir yol ayrımında ve bence Erdoğan da ciddi bir yol ayrımında. Bayram süresince bir çalışma yapacağını biliyoruz. Çeşitli raporlar, çeşitli raporlar üzerinden bir yol haritası oluşturması bekleniyor Erdoğan'ın ve e, muhtemelen MYK ve kabine değişikliğinin çok ötesinde. Çok radikal bir takım değişikliklerle ki Ak Parti medyası bundan derinden etkilenecek öyle görünüyor. Herkes şikayet çünkü çok büyük bir değişim görünüyor Ak Parti açısından ama artık basra harab oldu bakalım toparlayabilecekler mi? Evet bu sessizliği de ben aynı yorumluyorum. Sen gibi düşünüyorum. Yani bunun arkasından. Daha muhalefete doğru adım atan bir cumhurbaşkanı portföyü çıkar mı? pek zannetmiyorum. Senin ifade ettiğin gibi belki ayrışan bir bağımsız bir cumhurbaşkanı gibi daha önce gördüğümüz cumhurbaşkanları gibi bir çizgide ilerleme ya da ifade ettiğin gibi hızlı bir anayasal değişiklik bakalım daha önümüzdeki günler bize neler fısıldayacak. Bayramdan sonra siyaset yine hareketli olacak muhtemelen. Şimdi bir de ben hemen İyi Parti ile ilgili bir soru yöneltmek istiyorum sana. Haberimizde de aktardık aslında. Meral Akşener'in bir çıkışı oldu ve Meral Akşener dedi ki, dürüst olduğuna inanıp seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin birer hırsız olduğunu anladık ifadesini kullandı. Ve şimdi aslında... Ee, bir tık daha sanki seçim öncesindeki açıklamalardan farklı bir ton var burada. Ee, Akşener suçu ya da ortada bir kabahat varsa kabahati ne tarafa doğru e, yönlendirmeye e, çalışıyor? Ya da o, bu cümlesi özellikle e, bize neyi anlatıyor? Hangi partilere yönelik söylenmiş bir cümle sence? Bir kere Akşener suçu kendisi haricinde herkese atmaya hazır bir lider profili çiziyor. Çünkü yoluna devam etmek istiyor. İyi Parti yoluna devam etmek istiyor. Ee, belli ki ee, bir taktik izleyecek. Ben aslında birçok şey yapmak istedim. ihanete uğradım. Hançerlendim ki bu tanıdık gelecektir. Ee, hançerlendim ve ee, bu sebeple buraya geldik diyecektir. Hı hı. E, belli ki Mansur yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef almaya çalışıyor ama Meral Hanıma kötü bir haberim var. Hırsızlıkla e, hırsızlıkla suçladığınız belediye başkanları ya da her kimse, onların yönettiği belediyelerde sizin partilileriniz yönetici konumundaydı. Evet. Öyle sıradan e, çalışanlardan bahsetmiyorum. Yönetici konumundaydılar. Yani Akşener şu an itibariyle parti içerisinden ve tabanından kendisine yönelebilecek tepkileri e, saf dışı bırakabilmek namına şu an kendi partilerini dahi hırsızlıkla suçlayabilecek bir söylem üzerinde duruyor. Hı hı. Ve ikincisi Akşener aday olmayacaktır ama partililer Akşener'i aday göstermek isteyeceklerdir. Bu da açık bir şey. Evet. Bakın e, İyi Parti içerisinde dikkat çeken bir tartışma var. Seçim öncesi e, hatta adlarını da vereyim. ORC ve ALF adlı iki e, kamuoyu araştırma şirketinin e, gerçeklikle hiçbir bağ bulunmayan çok sayıda e, anketleri yayınlanmıştı. Parti içerisindeki bir grup özellikle yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı o zaman Burak Akburak ki istifa etti. Bu anketleri bilerek isteyerek yapma yaptırma ve tabanı bir yerde oyalamakla ele suçluyor. Bu çok önemli bir durum. Yani düşünebiliyor musunuz böyle bir, bir takım şeyler de öyle hani böyle ağır bir suçlama da ya da böyle bir çalışma da bir partinin genel başkanından habersiz yapılabilecek bir çalışma değildir. Yani tabanı oyalamışsınız belli ki. Hı hı. Yetmemiş adaylarınızı oyalamışsınız, eylemişsiniz. Aa ben bu seçimi kazanabilirim umuduyla daha fazla harcama yapmaya itmişsiniz. Böyle bir iyi parti gerçekliği var artık karşımızda. Hı hı. Yani artık e, Meral Akşener'in söylediği şeyler... ya ...kaba bir tabir olacak özür diliyorum ama hezeyan gibi görünmeye başlıyor. Hı hı. Kendi koltuğunu korumaya çalışan bir ismin hezeyanı gibi görünmeye başlıyor. Ve belli ki öz eleştiriden uzak o koltuğu korumaya çalışacak bir lider profili çizecek. Ama karşısında da öyle hafife alınmayacak bir isim var. Süre kısa. Bu sürenin kısa, kısa tutulması zaten İyi Parti açısından belli ki AKŞENER'in yoluna devam etmesinin hazırlıkları. Fakat Tolga Akalın da İyi Parti içerisinde hafif alınacak bir isim gibi görünmüyor açık söylemek gerekirse. Hı, hı Onu da söyleyelim. Ayrıca bakın 8 ya da 9 aydır susan AKŞENER'in en yakın Çalışma arkadaşlar, 3 çalışma arkadaşından biriydi Uğur Poyraz geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına çıktı evet. ee, aslında çok şey biliyorum ama sadece şimdilik bunları söyleyeceğim dedi belli ki o da seçim sonucuna kadar susmuş e, partisiyle ilgili ama şimdi konuşmaya başlayacak hı hı. bu tablo iyi parti açısından bir dağılmışlık durumudur hı hı. yani. E, zaman zaman ben de söylüyordum. İyi Parti Türkiye'de merkeze oturmakla e, merkeze oturmak namında umut verebilecek bir partiydi. Öyle. Artık ne zaman dağılacağını sorduğumuz bir parti. Bunun Hı -hı. aksine e, sosyal demokrat olarak konumlanan Cumhuriyet Halk Partisi merkeze oturdu. Yani bu ülkenin Kürtlerinden de, bu ülkenin milliyetçilerinden de, Süryanisinden de, Ermenisinden de, Alevisinden de, Sünnisinden de, muhafazakarından da, sekülerinden de oy aldı. İç Anadolu'da oy aldı. Ege'de oy aldı. Akdeniz'de, Karadeniz'de, Doğu Güneydoğu'da, Marmara'da oy aldı. Yani e, Akşener o treni kaçırdı. Peki. Art e, 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 i̇lk altan... parti açısından sonun başlangıcı gibi görünüyor. Peki son olarak şeyi de sormak istiyorum aslında ben. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar var. E, KRT yayınında. E, ve özellikle başarıyı... Neye bağlıyorsunuz dendiğinde Kemal Kılıçdaroğlu 3 tane maddenin altını çiziyor. Ama bu açıklamalarının hiçbirinin içinde adaylar ya da mevcut CHP Genel Başkanının stratejileri yok. Bunlarla beraber daha farklı noktalara dikkat çekerek açıklamalar yapıyor. Sen özellikle şu cümlesi çok beni etkiledi. Aslında beraber oturduğu altılı masaya ilişkin de küskün Ak Parti seçmeninin devaya gelecek partisine ya da iyi partiye oy vermeyi tercih etmediğini, bunun yerine yenilen refaha da oy vermeyerek aslında bir anlamda boykot ettiğini, seçimi oy kullanmadığına ifade ediyor sıklıkla ve bu ifade ettiği partilerle elbette onu bir önceki yılda aynı masada sıklıkla gördük ve hep bir sloganla altılı masa olarak anlattık tartıştık. Şimdi geldiğimiz son noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını neye bağlıyorsun? Bir kere Kemal Bey elbette ki çok saygın bir siyasetçidir. CHP tarihinde de önemli bir konumu vardır. Elbette ki e, bugünkü tabloda da e, emeğinin olduğunu düşünenler var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Tabii ki. Fakat ya bu açıklamalar e, partinizin hakkını teslim eden açıklamalar değildi. Yani bir dönem genel başkanlığını yaptığınız partinizin hakkını teslim etmiyor. Hı hı. E, kimse kusura bakmasın ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başarısı e, aynı zamanda değişim umudu veren bir partinin başarısıdır. İmamoğlu ve Özgür Özel'in başarısıdır. E, bu e, başarı aynı zamanda e, Kürtlerden oy alabilme başarısını gösteren bir partinin başarısıdır. Neden söylüyorum bunu? Çünkü seçimin ikinci turunda Ümit Özdağ'la imzalanan protokol nedeniyle o dönem e, sandığa gitmeyen Kürt seçmenler vardı. Bakın o seçmenler bugün yine İstanbul'da e, oy verdiler, destek oldular. Demek ki burada açılan bazı çukurları dolduran bir parti yönetimi var. Bu başarı aynı zamanda gençlere e, delege ağlarından sıyrılarak e, fırsat verenlerin başarısıdır. Hı hı. Bu sebeple... Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada e, tamamen etkisiz eleman gibi gösteren bir açıklama olarak görüyorum. Talihsiz bir açıklama açık Hı. söylemek gerekirse Kemal Bey'in açıklaması. Ee, çünkü burada ikna eden, e, burada e, oy verilmesine sebep olan e, belediye başkanları, burada oy verilmesine sebep olan bir değişim yapan parti ve parti yönetimi var. O yüzden burada sanki sadece seçmen e, ya ben zaten AK Parti'ye küstüm o zaman gideceğim CHP'ye vereceğim demez. Hı hı. Bunu sağlayan bir parti yönetimi bunu sağlayan adaylar vardır. Ve hı hı. o adayları belirleyen isimler vardır. Bu sebeple bu başarının birincil nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Peki. Ve burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni soyutlamak e, siyaseten doğru bir yaklaşım değil. Peki. Şimdi e, Mehmet Uç'un meselesine dönmek istiyorum. Bir cümleyle arada geçmiştin ama e, biraz daha o konuya açıklık kazandırırsan eğer ve bir kez daha e şu vurguyu yapalım istersen. Adalet ve Kalkınma Partisinden MYK üyelerinden iki MYK üyesinin seni aradıklarını söylemiştin. ve senin alabildiğin o sinyaller üzerinden bu Mehmet Uçum ve onun açıklamalarına yönelik, onu hedef alan açıklamaları da bir araya derlediğimizde aslında hiç Ak Parti'de alışık olmadığımız bir tablo çıktı ortaya. Yani hep muhalefette böyle farklı girift açıklamalar ve tartışmalara tanıklık ederdik. Şimdi roller değişti ve bunun da arkasında aslında belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o beklenen radikal değişim için. Yapmış olduğu ön hazırlıklar var mı sence? Elbette ki var. Şimdi saray yönetimi ayrı bir şekilde, Ak Parti yönetimi ayrı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği olası kararlarda daha büyük söz sahibi olmak istiyorlar. Ama bakın saray yönetimi ya da Beştepe yönetimindeki isimler, Mehmet Uçum gibi özellikle isimler aslında Ak Parti'nin kökünden gelen isimler değil. Ak Parti'de siyaset yapmamışlar. Ak Parti'de Herhangi bir illiyet bağları yok ama hı hı. AK Parti'nin MYK'sından gelen isimler AK Parti'nin tabanında karşılığı olan isimler. Ve görüyoruz ki aslında artık karşımızda bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saray yönetimi, iki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkanlığını yaptığı AK Parti yönetimi var. Ve devletleşen bir kısımla partileşen bir kısım var ve bunlar arasındaki makas giderek açılmış. Ve tabii bu devletleşen kısımda bir de ittifak ortaklarının etkisi var. Yani hmm. milliyetçi hareket partisinin etkisi var ve ağırlığı var. Ve burada AK Parti'nin özellikle 2015 sonrasından sürüklendiği yolla birlikte ortaya çıkan yeni isimlerle AK Parti'nin ciddi bir çatışmasını görüyoruz. Bu çatışma aslında 2019'dan beri başlayan hı hı. aday belirleme sürecinde kendini gösteren bir çatışma. Ve bu daha da büyüyeceğe benziyor. Hı hı. Zaten Erdoğan'ın vereceği radikal kararın önemli noktası da bu. Yani artık yoluna kendisiyle birlikte ülkeyi yönetmeye adadığı saray yönetimi ve ittifaklarıyla mı devam edecek? Yoksa partisiyle mi devam edecek? Bu kararı verecek Erdoğan. Ve bu kararı verdiği andan itibaren ya... E, o saray yönetimindekiler boşa düşecek hı hı. ya partisi boşa düşecek. Ciddi bir yol ayrımı. O yüzden radikal karar vermek zorunda kalacak Erdoğan. Mehmet Uçumla ilgili şunu söyleyeyim. Yani Mehmet mu AK Parti'ye getiren kişi aslında Ayhan Ogan. Evet. Ee, Ayhan Ogan tarafından getiriliyor. Yanlış hatırlamıyorsam sivil dayanışma platformu e, vardı. Ve Ayhan Ogan'ın kuruculuğunu yaptığı bir platformdu. E, o dönemde işte toplantılar olurdu 2013-2015 aralığında. Ayhan Ogan'ın yine yakın bir dostu vardı, dernekte yardımcısıydı, Ahmet Selim Köroğlu'ydu. Şu an bu üç isimle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarayda danışmanlığını yapıyorlar. Fakat bu üç ismin de AK Parti ile herhangi bir bağ neredeyse yok. yok. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlar. Evet. Şimdi AK Parti'nin senelerce Erdoğan'la birlikte yol yürüyen AK Partiler dönüp diyorlar ki ''Yahu bu insanlar bizden sonra geldiler.'' Hı hı. Biz bu başarıların alınmasında AK Partililer olarak çalıştık. Bir AK Parti kimliği oluşturduk. Fakat bu insanların yaptığı açıklamalar bizimle bağlantılı görülüyor ve bize zarar veriyor. Bu insanları kendinizden uzaklaştırın, bizden uzaklaştırın diyor. Erdoğan, e, çok ciddi bir karar verecek. Peki. Ve bu verdiği karar e, gelecekte ne kadar daha bir yol yürüyebileceğinin e, ortaya çıkmasına yol açacak. Peki.